Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine bir skandala imza attı. Darbeci Sisi'yi çok seven Macron, Sisi'yi Fransa'da ağırlamaya karar verdi. Amaçları Akdeniz'den Türkiye'yi bölge dışına itmek. Peki bunu başarabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ülkesinde ağırlayacak. Mısır'daki insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'nin Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı 3 günlük resmi ziyaret tepkilere neden oluyor. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa hareketi RFI milletvekillerinden Bastien Lachaud sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emmanuel Macron, diktatör Sisi'yi büyük ihtişamla karşılamaya hazırlanıyor. Sisi'ye verilen aşırı değer bizi utandırıyor ifadelerini kullandı. Lachaud, RFA'nın Mısır'daki tutukluların serbest bırakılmasını istediğini belirtti. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa hareketi RFA'dan yapılan yazılı açıklamada da diktatör olarak tanımlanan Sisi'nin Paris'te ihtişamlı şekilde ağırlanacak olmasına tepki gösterildi. Açıklamada Mısır rejiminin terörle mücadeleyi bahane ederek her türlü tepkiye karşı baskı uyguladığı belirtildi. Mısır'ın Fransa'dan silah satın aldığı gerekçesiyle Macron'un ülkesinin siyasi prensiplerini göz ardı ettiği ifade edilen açıklamada, Macron'un Mısır'daki insan hakları ihlallerini ve tutukluları görmezden geldiği kaydedildi. Bu arada aralarında Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, İnsan Hakları İzleme Örgütü HRV, İnsan Hakları Ligi LDH ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, birkaç gün önce Sisi'nin Paris ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Macron'dan Sisi'ye Mısır'daki insan hakları ihlalleri ve keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istendi. Fransız diplomasisinin Sisi'nin Mısır'da uyguladığı baskılara hoşgörülü davrandığı ifade edilen açıklamada Fransa'nın bu konudaki adımlarının sadece kınamakla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Fransa'nın 2013 ve 2017'de en çok silah sattığı ülkenin Mısır olduğuna dikkat çekildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Le Drian, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi, görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Haber 7 yazarı Taha Dağlı, İsrail'in eninde sonunda geleceği yer Türkiye adlı köşe yazısında Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri kaleme aldı. Dağlı yazısında, İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adımlar attığı ancak bunların hepsinin karşı hamlelerle boşa çıkartıldığından bahsetti. Dağlı, İsrail'in eninde sonunda Türkiye'ye yakınlaşmak zorunda kalacağını belirterek, Cihat Yaycı'nın Türkiye-İsrail arasındaki deniz yetki alanları tezini gündeme aldı. Yazıda Dağlı, Yaycı'nın o haritasının İsrail basını tarafından da konuşulmaya başlandığını aktararak, İsrail medyasının East Med'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye ifadesini kullanıldığını kaydetti. Tel Aviv yakınlarında bir şehir var. Adı Kafr Kasım. 1948'de yüz binlerce Filistinli sürgün edilmiş, onların toprakları üzerine İsrail devleti kurulmuştu. Sürgünden kurtulan bir avuç Filistinli bugün İsrail'e bağlı Kafr Kasım gibi şehirlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu bölgeleri Filistinliler 48 şehirleri diye tanımlıyor. 1948'de sayıları azdı, şimdi ise 2 milyon civarındalar ve İsrail nüfusunun %20'sini oluşturuyorlar. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere oranla İsrail vatandaşı olarak bir nebze daha rahat yaşıyorlar diyebiliriz. En azından parça parça edilmiş Filistin topraklarında diğer Filistinlilerde olmayan dolaşım imkanına sahipler. O Filistinlilerden bir grup geçtiğimiz günlerde Kafr Kasım'dan kalkıp Tel Aviv'e gittiler. Üzerlerinde Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği kıyafetlere benzeyen giysiler vardı. Caddelerde Birleşik Arap Emirlikli turist gibi dolaşıp Dubai'den geldik diyerek İsraillilerin ilgisini çektiler. Bazı İsrailliler Birleşik Arap Emirlikleri, Bayeli turist zannettikleri o Filistinlilerin yanaşıp onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Filistinliler aslında İsraillileri trollemek istemişlerdi. Tabii bunu yaparken de bir sosyal deneye imza atmış oldular. Filistinlilerden nefret eden İsrailliler Bayeli sandıkları için onlara ilgi gösteriyordu. Gerçek ortaya çıkınca bir panik de yaşanmadı değil. İsrail'le normalleşme imzalayan
Bayeli ya da Bahreynli veyahut İsrail düşmanı Filistinli, ne de olsa hepsi Arap. Arapça konuşuyorlar ve sadece kıyafetlerini değiştirdiklerinde İsraillilerle bir anda içli dışlı olabiliyorlardı. İşte bu durum İsrail'in canını sıktı. Bütün düzenlerini güvenlik üzerine kuran İsrail, Filistinlilerin Bayeli kılığına girme ihtimalini hiç hesaba katmamıştı. Daha önce İsrailliler kadar İbranice konuşabilen Filistinliler, telefonla görüşüp dostluk kurdukları ve bu sayede tuzağa çektikleri bir sürü İsrailliye karşı eylem düzenlemişlerdi. Şimdi de Bayeli turist kılığında bunu yapabilirler. Neresinden bakarsanız bakın, İsrail için dünyada hiçbir ülkede benzeri olmayan bir tehdit başlığıdır bu ihtimal. Tabii sadece bu değil. 1948'de devletlerini Filistin toprağı üzerine kuran ve Arapları ebedi düşman belirleyen İsrail'in, Bayeli ya da Bahreynli de olsa kendileriyle normalleşen Araplara kolay kolay güvenemeyeceği kesin. Bu nedenle ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Araplarla normalleşme projesinin yakında çökeceğini öngören çok sayıda İsrailli var. Trump'ın gidişi de bu kısa süreli güvenin sarsılmasına yol açabilir. En başta da Suudi Arabistan'ın henüz girmediği bu yoldan tümüyle vazgeçme ihtimali yüksek. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İsrail karşıtı son açıklamalarında da bunun ipuçlarını görebiliyoruz. Suudi Arabistan'ın yeni düzende kurmak istediği denklemse Katar'la 2017'deki krizi sonlandırıp Türkiye ile ilişkileri geliştirmek yönünde. Trump'ın olmadığı dönemde buna şiddetle ihtiyaçları olduğu kesin. Aslında benzer durum İsrail için de geçerli. İsrail'de her ne kadar Arapları etkisiz hale getirse de asıl dert Türkiye. Çünkü Arapların tamamı olsa, bir tek Türkiye olmasa İsrail için yeterli gelmiyor. En can alıcı örnek Doğu Akdeniz'de yaşanıyor. İsrail burada Mısır'la birlikte hareket ediyor. Hiçbir alakası olmasa da Bayeli Doğu Akdeniz'de beraberler. Ama yetmiyor. İsrail, Akdeniz'de çıkaracağı doğalgazı Avrupa'ya satmak istiyor. 2 Ocak'ta Midstream adlı proje için Yunanistan ve Rumlarla anlaşma imzaladılar. Fakat projenin maliyeti 6 milyar avro. Bu para kimsede yok. Hadi Baye finansörlük yapıp parayı bassa da 2000 kilometre boyunca denizin altından gidecek olan boru hattı başlı başına bir risk. Hadi bu riski de göze alınsa, bu kez karşılarına Türkiye-Libya anlaşmasıyla kayıt altına alınan deniz sınırları çıkıyor. O hat Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmek zorunda ve İsrail bu konuda Türkiye'nin onayına muhtaç kalıyor. İsrail ne düşünüyor peki? Madem Türkiye'ye ihtiyaç var, o zaman Yunanistan'la Rumları ve Mısır'ı da boş ver. Anlaşmayı direkt Türkiye ile yap ve gazı Türkiye'nin mevcut boruları üzerinden Avrupa'ya gönder. En mantıklısı bu. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir yıldır üzerinde durduğu İsrail ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları tezi artık İsrail'de ciddi ciddi masaya yatırılır hale geldi. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Hayom gazetesi Yaycı'nın haritasını manşetten verip Midstream için en uygun adresin Türkiye olduğunu savundu. Tabii bu durum Birleşik Arap Emirlikleri Baye başta olmak üzere Yunanistan ve Rumların İsrail'e yönelik tepkisini beraberinde getirdi. Netice itibariyle Türkiye yıllardır durduğu yerde duruyor. Milim geri adımı yok. Haklarını garanti altına alıyor, egemenlik mücadelesini veriyor. İster Suudi Arabistan olsun, ister İsrail, bölgedeki her ülkenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye olmadan Orta Doğu'da denklem kurmak da, Doğu Akdeniz'de ticaret haritası çizmek de artık zor.